Merhaba, ben Dilek Ergül ve teknem Simina ve çevreci kaplumbağa dostum Şükufe. Biz şu anda Cabo Verde'deyiz. Okyanusu geçmek için hava kolluyoruz. Çünkü okyanusu geçmek, tek başıma yelkenle geçmek benim çocukluk hayalim. Bu hayalim gerçekleşirken son 4 yılda bana destek olan eşim Ali ve oğlum Deniz, biraz sonra seyredeceğiniz videoda hikayelerimizi sizlere anlatıyor olacaklar. Ve o videoda tamirlerimiz, acılarımız, geçen her şeyimiz var. Umuyorum beğenirsiniz. Ben okyanusu geçerken ve siz bu videoyu seyrederken, bu arada 10 kızımıza da Darüşşafaka Cemiyeti okullarında okuyabilmek için 1 milyon lirayı topluyor olabileceğiz umudundayım. Şu anda 2 kızımızın parası hazır, 8 kızımız daha var. Hadi gelin bu hayali birlikte gerçekleştirelim ve 10 kızı okula gönderelim. Onlar da okyanusu geçsinler ve siz de benimle birlikte olun. Buyurun, videomuz hazır. Görüşmek üzere. Birisi denize açılmış, hedefse geçilecek deli sularmış. Rüzgarlar kuyruk olur, dolanmak için yer yana. Dalgalar halı olur, Simina'nın önüne. 18-63'e rota yazıp mesaja, kalplerimiz bir olmazsa çıkar onu çöpe al. Kızlarımız okusun diye haydi sen de bir şey yaz. Değiştirip dünyayı umutlara erken al. 18-63'e roda yazıp mesaja, kalplerimiz bir olmazsa çıkar onu çöpe al. Kızlarımız okusun diye haydi sen de bir şey yap. Değiştirip dünyayı umutlara erken al. Bakar bakar, bakar da anlamaz. Ne rotasından vazgeçer, ne rüzgarından. Ana olmuş bir kere, 10 kuzuya ve selam. Cümle alem duracak, saygıyla sana selam. 18-63'e rota yazıp mesaja, kalplerimiz bir olmazsa çıkar onu çöpe al. Kızlarımız okusun diye, haydi sen de bir şey yap. Değiştirip dünyayı umutlara yelken al. 18-63'e rota yazıp mesaja, kalplerimiz bir olmazsa çıkar onu çöpe al. Kızlarımız okusun diye haydi sen de bir şey yap. Değiştirip dünyayı umutlara yelken al. 18-63'e rota yazıp mesaja, kalplerimiz bir olmazsa çıkar onu çöpe al. Kızlarımız okusun diye haydi sen de bir şey yap. Değiştirip dünyayı umutlara yelken al. 18-63'e rota yazıp mesaj al. Hadi hadi hemen hemen. Evet, ben Dilek Ergül. Benim bir çocukluk hayalim vardı. Tek başına yelkenli tekneyle okyanusu geçmek. Bir de Mars'a gitmek vardı. Annem o çok uzak olur. Tam bunu yap dedi. Ben de öyle yola çıktım. 44 yaşındayım. Sizlerin yaşında Ankara Dil Tarih'te okuyan bir oğlum var. Murat Deniz. Çin Dil Edebiyatı'nda okuyor. O yüzden şu andaki bütün o kafanızdan geçen düşünceleri çok çok iyi biliyorum. Ben zaten CEO olamam. Öyle bir duygu içerisinde olamadım hiçbir zaman hayatım boyunca. Benim evim, arabam falan da olamadı eğer başarı göstergesi ise. Ama bir tane hayalim oldu. O hayalim de insanların okyanusu geçmelerini, geçebileceklerini göstermek oldu. Ve dedim ki, kızım boşa konuşma. Çık, okyanus orada. Önce sen bir geç. Herkes de görsün bunun yapılabilir olduğunu, geçilebilir olduğunu, hayallerin ertelenebilir olmadığını. Onun için lise mezunu halimle gelebildiğim kariyerimin ortalık yerinde
Kalktım, evden çıktım bir gün. Bunu yaparken de tabii eşime falan haber verdim. Ben de gidiyorum, geleceğim birkaç yıl sonra. Eşim de harika bir destek verdi. Çok destekliyorum, lütfen git şeklinde. En büyük desteği eşimden aldım. Onun akabinde Simina, benim 9 metrelik harika evim, yoldaşım, arkadaşımla birlikte okyanusa doğru yola çıktık. Fakat küçük bir kaza geçirdik ve ben ne yazık ki Kapı Verde Adaları'nın 120 mil açığında Simina'yı terk etmek zorunda kaldım. Beni Hollanda'ya giden bir gemi kurtardı okyanustan. Ve Simina da muhtemelen kendine ayrı bir kader çizgisi çizdi ve bizden ayrıldı. Şimdi başarısızlık. Yok böyle, başarısızlık. Niye? Şartlar. Tamam, şimdi şartlar gelecek karşınıza. 16 yaşında çalışmaya başladım. 1987 sigorta girişliyim. Babam o yıl öldü, eve birinin bakması gerek. Üzerine annem bir ameliyat geçirdi. Uzunca bir süre çalışamadı, iyice parasızız. Cepte kuruş yok. Olabilir. İstanbul gibi bir yere geldim teyzemin yanına. Aman tanrım, bir moda çıkmış, ihracat yapalım, gençler İngilizce öğrensin. İngilizce bilmiyorum, hiçbir şey bilmiyorum. Düz devlet lisesi mezunuyum ben. Ne yaparsın? Çıkarsın Sultanahmet'e, yapışırsın her turistin yakasına. Kardeşim bana bir kelime öğretin, ben de size çay kahve ısmarlayayım dersin. Ve tırmalaya tırmalaya bir yerlere gelirsin. İki tür insan vardır, olmalı, bunu söyledim. Bugün ben burada da size onu söylemek istiyorum. Bir tanesi, benim babam öldü, çok fakirdik, şöyleydi böyleydi. Ama ne yapalım işte, ah ah vah vah. Bir tanesi de, benim babam öldü, şöyleydi böyleydi ama ben başardım. Hayalimin peşinden gittim. En azından okyanusu denedim diyebilmek. Siz nerede duruyorsunuz? Önce bir ona karar vereceksiniz. Her ikisinde de ananız babanız sizi çok sevecek. Her ikisinde de sizi seven bir erkek ya da kadınla evleneceksiniz. Ve harika çocuklar doğuracaksınız eminim. Ama aynaya baktığınızda ben bugün bir kadın olarak hayatımın neresinde durduğumu görebiliyorum. Bir kez daha deneyeceğim o okyanusu. Bir kez daha o okyanusa gideceğim. Ne için biliyor musunuz? Sabahleyin, sabahın köründe siz ıpasız bir koyda 6-7 yelkenli demir atmışsınız. Bulunduğunuz adalar, Kapo Verde'ler, oranın bir sal adası. Doğru düzgün un yok, fakirlik var, ekmek de üretilemiyor. Kahvaltıda Türk insanıyız. Yeşil zeytin, yumurta, tereyağı ve ekmek olmadan olmaz. Arkamda bir tekne demirli. Eski püskü bir tekne, karı koca iki tane de çocuk. Marion, kadın diyor ki, ben diyor çocukları teknede doğurdum. Eşi yardım etmiş doğuma. Eşi de Frank. Marion'un görevi bu tip koylarda ekmek yapar, ekmek satarmış. Eşi Frank da ufak tefek tekne tamirleriyle geçinirlermiş. Çocuklar matematik, fizik, kimya her şeyi biliyorlar. İnanın ben hayran oldum. İşte bir sabah o Frank bana güverteyi tık 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 yaptı. Bir an şaşkınlıkla uyandım. Ve yarım yamalak bir İngilizceyle şey dedi. Dilek bak dedi, Marion sana ekmek yollamış. Nasıl bir duygu biliyor musunuz? Çıtır çıtır kabuğu olan, içinden sıcacık dumanların tüttüğü ekmeğe tereyağını sürüp benim güzel Leyla Sultanım, anacığımın gönderdiği İzmirliyim. Çekişte kırma zeytinleri zeytinyağına banaraktan ayrıca yemek. Kaç para? Hangi üniversite? Hiçbir yer ve hiçbir şey o anda size o özgürlüğün keyfini veremiyor olacak. Eminim mühendisler, doktorlar, CEO'lar çıkacak aranızdan. Muhtemelen benim oğlum sizlerden birinden iş isteyecek. Benim oğlum size geldiğinde ikinizin Güney Amerika'daki küçücük bir köyden konuşmasını çok büyük bir gururla izleyebilirim. Ve ne olur bunu yapın. O CEO'yu olmadan önce, o güzelim kitapları okumadan önce, o mühendislikteki, o mimarlıktaki o çizimleri hesaplamaları bilmeden önce bu gezegeni yalvarırım, ne olur görün. Ve bunu yaparken de benim hikayemdeki o inandığım eğitilmiş kadınlar, eğitilmiş kadınların yetiştirdiği erkekler ve o eğitilmiş kadınların gördüğü, şekillendirdiği, güzelleştirdiği dünyaya inanmayı
bir an bile sakın olsun ki bırakmayın. Şimdi size soruyorum, hayatınızın neresindesiniz? Rüzgarınız kolayına olsun. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.